Yatırım Kulübü'ne hepiniz hoş geldiniz. Ki son dakikayla başlıyoruz. İçeride risk iştahının yüksek olduğu bir gündeyiz. Yeni haftaya pozitif başladı ise senetleri, piyasaları, bankacılık endeksinde ise yükselişler %3'ü buldu. Borsa İstanbul Spot tarafta ise %1'lik bir primlenme söz konusu. Hemen ayrıntılara bakalım. An itibariyle 7713 puandan da işlemden geçiyor. Geçtiğimiz hafta yılın ilk haftası ve dolayısıyla küresel piyasalarda negatif bir risk iştahı söz konusuydu. Baskılar vardı ki özellikle burada pozitif ayrışanda bir Borsa İstanbul görüntüsü vardı. Haftayı pozitif kapatmıştı. İçeride ise yine pozitif bir başlangıç yaptı. Bankalar tarafında ise yükselişler biraz daha agresif olduğunu takip ettik. %3'lük de bir primlenme söz konusu oldu. Dolar TL tarafına bakıyoruz an itibariyle. Burada da yükseliş serisi devam ediyor. Geçtiğimiz haftada yine doların TL üzerinde baskısı devam ediyordu. Fed indirimlerine yönelik belirsizliğin hakim olması ve bir miktar daha dolar endeksi tarafındaki güçlenmeyi beraberinde getirmişti ki özellikle Bloomberg dolar endeksinde de 0.9'luk bir yükseliş yaşanmıştı geçtiğimiz hafta. Bu sabah saatleri itibariyle de her ne kadar bir yatay görünüm söz konusu olsa da gelişen ve gelişmiş ülke kurları üzerinde baskı yaratmaya devam eden de bir dolar görüntüsü var. Euro TL tarafına bakıyoruz, 0.45'lik yukarı yön söz konusu, 32.76 seviyesinden işlemden geçiyor. Euro dolar paritesinde ise 1.10'un altındaki seyir devam etmekle birlikte 1.09 seviyesinin ise korunduğunu takip ediyoruz diyelim. Evet, piyasada bankacılık endeksinde %3'lük bir yükseliş yaşandı. %1'in üzerinde ise spot tarafta pozitif bir seyir var. Hemen gidip yatırıma gidiyoruz ve ayrıntıları Eda Karadağ'dan alıyoruz. Eda, hoş geldin yayınımıza. Pozitif bir başlangıç yaptık. Peki haftanın geri kalan görüntüsü ve makro verileri düşündüğümüz zaman da pozitif seyir devam eder mi, ne dersin? Merhabalar Pelin, iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Sen de zaten girişte özetledin. Özellikle iç piyasada bankacılık endeksinin %3'e yakın yükselişi Borsa İstanbul'un da %1'in üzerinde yükselmesini desteklemekte. Onun dışında da diğer sektörlere baktığımız zaman şu an için endeksi desteklemeye devam ediyorlar. Tabii ki bizim için önemli olan haftanın kalanında da aynı performansın devam etmesi. Bunu ne yazık ki şimdiden söylemek zor çünkü önemli bir hafta. Özellikle içeride baktığımız zaman bu haftanın iki tane başlığı var. Birincisi 11 Ocak tarihinde Amerika'da yabancı yatırımcılarla görüşmeler yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la beraber yabancı yatırımcılarla olan görüşmeler yakından izlenecektir. Bir diğer gündemimiz de tabii ki 12 Ocak'ta, yani Cuma günü iç piyasa kapandıktan sonra Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's tarafından gelecek. Hatırlayalım, Aralık ayında Moody's'in normalde not değerlendirmesi vardı ama pas geçmişti. 2024 takvimini yayınladı ve Türkiye'ye yönelik değerlendirmesini erken almıştı. Dolayısıyla biraz piyasalarda beklentileri güçlendirdi. Yani kredi notu özelinde bir güncelleme beklentimiz yok ama not görünümünde piyasalar bir güncelleme bekliyor. Dolayısıyla bu beklentiler de hafta içerisinde bence yurt içi piyasaların seyri üzerinde etkili olabileceğini değerlendiriyorum. Yani iş taraf açısından aslında önemli başlıklar olacaktır. Küreselde de zaten Amerika'da enflasyon haftası olacak. Perşembe günü açıklanacak. O yüzden küresel piyasalar da perşembe gününe odaklanmış durumda. Şimdi teknik anlamda değerlendirecek olursam yeni haftaya iyi başladık. 7700 puan üzerindeyiz. Şimdi geçtiğimiz hafta da geri çekilmelerle karşılaşılmıştı. Özellikle 7386 puana kadar gerilemişti geçtiğimiz hafta ama kapanışlarını 7500 ve 7600 puan seviyesinin üzerinde başarması bir miktar daha satışların önüne geçmeyi de başardı. Bizim için şimdi uzun zamandır da söylediğimiz bir direnci vardı aslında, 7800'ler. 100 günlük ortalamasının da geçtiği bir nokta. Dolayısıyla ilk etapta o direncin kırılması gerekiyor ki senin de sorunun cevabı o zaman daha da yükselişin devam edebileceği yönde diye cevap getirebilirim. O yüzden 7800 bölgesi bizim için önemli bir direnç noktası olacaktır hafta içerisinde. Haftanın kalanında eğer bu yukarı yönde eğim devam eder ve 7800'lerin üzerinde günlük kapanışlarına başlayabilirse zaten teknik anlamda ivmelenmesini de güçlendirebilir ve haftanın kalanında da 8000'lere doğru belki bir hareket bile görebiliriz. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerektiğini değerlendiriyorum. Ama 7800 puanların üzerinde kapanışları görmediğimiz müddetçe yaşanan bu yükselişler yine geçici bir yükseliş olarak yorumlanabilir. Yani hala
net bir yönden bence bahsetmek zor Borsa İstanbul cephesinde. Geçtiğimiz hafta da yılın ilk haftasıydı. Baktığımız zaman aslında yatay bir görünüm vardı. Hani yukarı yönde tepkiler görsek bile belli noktalardan dönüşlerle karşılaşmıştık. O yüzden yeni haftanın ilk gününe belki iyi bir başlangıç gerçekleştirdi ama bakalım haftanın kalanında piyasayı destekleyici açıklamalar gelecek mi? Bu durum ne kadar etkili olacak? Bunu takip ediyor olacağız. Ama bahsettiğim teknik seviyeleri biraz daha yakından takip etmek gerektiğini de değerlendiriyorum. Bir de tabii ki bugünkü özellikle bankalardaki alımlar belki yarın yerini bir miktar kar satışına da bırakabilir. Olası böyle bir senaryoda da borsa üzerinde baskı yaratabileceğini unutmamak lazım Pelin. Eda, çok teşekkürler aktardıkların için. Gedik Yatırım ailesine iyi bir seans günü diliyorum. Ve şimdi küresel piyasalara dönüyoruz, bu kez bahsediyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Asya temsilcimiz Sadi Kaymaz ile birlikte devam ediyoruz. Sadi, hoş geldin. Evet, Çin kaynaklı haber akışları Asya Pasifik üzerinde etkili oldu. Peki ayrıntılar sende var. Neler aktaracaksın bizlere önümüzdeki sürece dair? Beklentilerde daha net şekilleniyor. Pelin, merhaba. Öncelikle iyi haftalar dilerim. Bu tabii Asya piyasalarından iyi haberler yok. Tabii Asya piyasalarını aşağı çeken de Çin oldu. Tabii geçen sene boyunca kötü bir Çin piyasası konuşmuştuk. Çin varlıkları üzerinde satışlar son derece ağırdı. Yeni yılda da daha da ağırlaştı. Kötü günler bitti. Daha kötü günler başladı gibi oldu Çinli yatırımcılar için. Neden böyle söylüyorum? Hemen bir detay da vereyim. Yeni yıl gireli 5 işlem günü şu anda tamamlandı. 20 dakika oldu. 5 işlem gününde negatif kapattı Çin borsaları. Aynı şekilde bugün özellikle baktığım zaman Çin şirketleri, Çin büyük teknoloji şirketleri Hong Kong'da özellikle çok ama çok sert satışlar gördü ki teknoloji endeksi zaten biliyorsun çok düşük seviyelerde. O düşük seviyelerden %3-4 kadar daha düştü. Dolayısıyla Çin karamsarlığı, tabii ben burada sana çok sayıda sebep sayabilirim Pelin, ama Çin özünde bana sorarsan bir yatırımcı güveninde çok ciddi bir bozulma var. Bu bozulmayı biz genel olarak bunalım olarak niteliyoruz. Dolayısıyla Çin hükümetinden de teşvik bağlamında bu güveni tekrar tesis edebilecek herhangi bir aksiyon gelmişti. Yine bir taraftan baktığımızda jeopolitik tarafta hala tansiyon yüksek seyrediyor ki 5 savunma şirketine Çin yönetimi yaptırım getirdi. Yine başka açılardan baktığımızda da emlak sektöründe herhangi bir toparlanma görünmüyor. Dolayısıyla şirketlerde, kurumsal kesimde küçük yatırımcılarda şu anda satış düğmesine basmaya devam ediyor. Tabii bir taraftan emtia tarafına bakıyorum. Zaman zaman biliyorsun emtia tarafı ile hisse tarafı ayrışıyor ama bugün emtia tarafında da hem Singapur'da hem Şangay'da hem diğer Asya emtia borsalarında satışlar var. Öyle ki Pelin, Demircehri'ye de bugün üst üste 3. gün satılıyor. %1 daha düştü, $137 seviyelerinde. Yine Şangay'a baktığımda çelik vadelerini 4000 yuanın altında, kritik beşikti. Üstünde kalmaya çok çalıştı ama şu anda 1.5 kadar düşüşte görüyorum. Aynı şekilde Şangay'da yine bakır ve alüminyum vadeleri de şu anda satışlı. Sadi, çok teşekkürler aktardıkların için. Evet, Asya piyasalarını noktalıyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Evet, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Spot tarafta %1,36'lık yukarı yön söz konusu. Vadeli tarafta ise yine burada da pozitif seyir devam ediyor. 1,28'lik yukarı yönle birlikte 8.795 puandan da işlemden geçiyor. Ayrıntıları araştırma masasında konuşuyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar.
Perşembe masasıyla devam ediyoruz. Burcu Kıratlı bizlerle birlikte. Burcu günaydın. Günaydın Pelin. Evet, şimdi vadeli tarafta pozitif bir seyir var. Spot tarafta da yine pozitif bir seyir. Pozitif kapanan bir haftanın ardından pozitif açılış yapan da ilk işlem günü diyelim ve hemen söz sana bırakayım. Sebebi bankacılık diyeyim. Zaten aslında bugün biraz daha böyle küreselden bağımsız olarak hafif artı modda, yatay artı modda başlamamız bekleniyordu. Ancak bankacılıktaki BOFA'nın raporu bunun üzerine olumlu katkıda bulunarak genel olarak bankaları %3-3,5 seviyesini yukarı çekti ve bankacılık endeksiyle birlikte endeksinde güç kazandığını söyleyebiliriz. Vadeli tarafa bakıyorum 8800'de. Burasının Pelin 8900 işte 9000 seviyesinin genel anlamda bu bölgenin geçinmekte zorlanılan bir bölge olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bankacılığın katkısı burada devam ederse bu haftaki beklentilerle nedir o? Not görünümüne dair beklentiler. Belki geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde olsaydı hatta not artırım beklentisi bile vardı. Ama bu hafta artık o beklenti not görünümünün değişmesine kadar düşmüş durumda. Ancak yine de beklentiden daha fazla gelecek bir haber. Burayı tekrar yukarıya doğru tetikleyebilir. Şimdi bugünün üzerine geldiğimiz zaman bankacılıkla gidiyor dedik. Ama buna ben ki hatta haber akışının içerisinde olumsuz olabilir mi, sınırlı olumsuz diyebileceğim bir tane daha haber vardı. O da Türk Hava Yolları'ndaydı bu uçaklarının çekilmesiyle ilgili. %1.30'luk onu da katkı sağladığını görüyoruz. Burada endeksi aşağı çeken kısım Tüpraş. Buradaki planlama çalışması biraz beklentinin dışında, yani zamanlama olarak beklentiden beklenmedik bir zamanda geldi. Ve biraz burada favori kaybına sebep olacağı için %3'lük düşüşle cevap verdi. İthalatla kompanse edileceği söyleniyor buradaki kaybın, fakat endeksin ilk tepkisi şu anda olumsuz yönde oldu ki bu da normaldir. 2.70'lik bir düşüşte aslında olağan karşılamak gerekir diye düşünüyorum kar satışları anlamında. Onun haricinde baktığımız zaman katkı sağlayanların içerisinde holdinglerin de bu olumluluğa katıldığını görüyoruz. Sabancı Holding'in %1.86 ile artıda olduğunu görüyoruz. Perakende tarafının yine belki diğerleri kadar artı olmasa da yine endekse katkı sağladığını söyleyebiliriz. %2.47'lik Şişe'nin artısı dikkat çekici. Bu iş grubundaki aslında haber akışının da bunları olumlu etkilediğini söyleyebiliriz. 5 milyar TL'ye kadar alım açıklamıştı. İştirak grubu fark etmeksizin iş grubu. Dolayısıyla buradaki olumluluktan da söz edebiliyoruz yine. Velhasıl söyleyeceğim, hem havacılık hem sanayinin belli hisselerinde, holdinglerde, bankacılıkta, işte sanayide bir tek Tüpraş'ın düşüşünden söz ettim. Şu listeye baktığım zaman gübre fabrikalarını artık hariç tutuyorum. Tamamen kendi özelinde, kendi dinamikleriyle hareket ediyor ya da etmiyor bazen. Onun haricinde bütün listenin aslında artıda olduğunu görüyorum. Yani Tüpraş hariç, ki onun da çok belli bir haber akışı var. Bütün liste bize artıda karşıladı bugün. Bu endeksi, bu haftaki beklentileri bir taraftan satın almaya da artık niyetlenmesine de katkıda bulunuyor. Yani olumlu haber akışına bu haberlerle birlikte giriyor olmamız beklentiyi de bir miktar daha artırıyor. Çünkü beklenti daha azdı. Dediğim gibi sadece not görünümündeydi. Şimdi biraz daha o beklentiler, biraz daha yabancının gelişimine dair artmış durumda. Dolayısıyla endeks bir iştah kazanma evresine şu anda giriyor diyebiliriz. Fakat bu tabii hemen bir çiçekle bahar gelmeyecektir. Bu 7800'lerin, 8000'lerin üzerine kuvvetli şekilde atmamız lazım. Şu anda gelen kısım hala tepki hareketi. Bu hareket aslında bu haftanın içerisinde de şekillenecek biraz. Ama hani Ocak ayını Aralık ayına kıyaslayacak olursak daha iyi bir ay geçirmeyi aday bir ay gibi duruyor gerçekten. Yani yabancı raporları, işte önümüzdeki beklentiler, yatırımcı toplantıları derken biraz daha iştahlı bir ayda olabiliriz. Moody's başlıyor, önemli. Tabii, çok. Merkez Bankası'nın New York yatırımcı toplantıları önemli. Raporlar geliyor. Makroekonomik veriler çok var. Çok önemli. Evet, bu hafta sanayi özellikle üretimi var, ödemeler dengesi var. Doğru. Yani onları da takip edeceğiz bir taraftan. Cari açık kısmı, çok haklısın. O tarafta da rezervlerin iyileşmesi adına hem de bu nota dair beklentilerle ilgili şekilleniyor. Dolayısıyla cari açığın finansmanın ne boyutta olduğu da artık çok daha önem kazanmış durumda yabancı yatırımcı nezdinde. Dolayısıyla onları yakından takip edeceğiz. Bir son dakikamız var. Ziraat Bankası Çin Exim Bank'tan 3 yıl vadeli $500 milyon tutarında kaynak temin etti diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu.
Evet, içeride önemli bir hafta olacak. Yoğun verilerinde olduğu bir hafta olacak. Küresel piyasalarda nasıl şekilleniyor, kendisiyle yine konuşacağız. İş yatırım ekonomisti Dağlar Özkan bizlerle birlikte. Dağlar Özkan, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, şimdi aslında biraz konjonktürden bahsedelim istiyorum. Yani küresel piyasalarda da içeride de aslında şu anda bir nevi belirsizliğin hakim olduğu bir süreçten daha belirsizliğin ortadan kalkabileceği bir sürece geçmek imkan dahilinde mi? Yoksa hakikaten belirli başlıklar var ki işte tahvil piyasasını konuşuyoruz. Fed'in ne zaman faizleri indirip indirmeyeceğine yönelik herhangi bir sürpriz gelir mi? Dolayısıyla konjonktürü oluştururken nasıl görüyorsunuz? Ya belirsizlik bir süre daha yüksek seyredecek gibi. Fed'den başlarsak bu son istihdam verilerinin de biraz karışık gelmesiyle ücret tarafının özellikle ücret artışlarının yıllık baktığımızda görece güçlü olmasıyla Fed'in bu Mart ayında erken indirime başlayacağı hikayesi, fiyatlaması zayıflamış durumda. Bizim beklentimiz de ikinci çeyreğe doğru Fed'in gevşemeye gideceği. Ama genel anlamda bu konudaki piyasalardaki çeşitli fiyatlama denemeleri, daha erkene çekecek denemelerin de devam edebileceğini düşünüyorum. O özellikle enflasyon tarafında olumlu veriler gördüğümüz bir süreçte. Dolayısıyla bir süre daha bence belirsizlik yüksek seyredecektir. Peki. Özellikle Mart ayına kadar. Doğru. Şimdi peki şöyle de bir durum var. Yani biz hep FED faizleri üzerine konuşuyoruz ama bir likidite sıkılaşma hikayesinin de nerede son bulacağına dair de aslında orada bir belirsizlik var. Bu sürecin uzaması piyasa koşullarını nasıl etkiler? Özellikle gelişmekte olan ülkelere sermaye akımında önemli bir madde midir likidite sıkılaşması? Yani bilanço daraltılma hikayesi. Belki de FED faiz artırımından daha da önemli bir madde olduğunu söyleyebilir miyiz? Yoksa hakikaten buradaki etkinin biraz daha sınırlı olduğunu düşünüyorsunuz? Yani ben kesinlikle bunun gelişmekte olan ülkelere yönelik akımlarda olumsuz bir etkisi olabileceğini düşünüyorum. Özellikle hani Aralık ayında, Kasım ayında Türkiye açısından çok belirleyici, olumlu bir etkisi oldu. Belli bir reel portföy girişleri açısından. Ama önümüzdeki dönemde bunun likidite problemlerinin etkisinin biraz hafifleyebileceğini düşünüyorum. Çünkü geçmiş parasal sıkılaşmanın günümüze yansımasının etkileri olarak okumak lazım. Dolayısıyla bunun getireceği ilave etkiler önümüzdeki dönemde biraz hafifleyebilir. Dolayısıyla bunu biraz geçmiş dönemin sıkılaşmasının şu an ödenen bedeli gibi görmek lazım. Ama genel olarak bu sıkılaşma, likidite problemlerinin yoğunlaştığı dönemlerde gelişmekte olan ülkelere olan akımların zayıfladığını görüyoruz. Bu problemin sertleşmesiyle bu akımlar çok güçlü olmayabilir. Hisse senedi tarafında da, tahvil tarafında da. Burada tabii başka faktörler de var gelişmekte olan ülkelere olan akımları sınırlayabilecek. Yani şu an hala ABD kısa vadeli varlıklarında cazip bir oranlar görüyoruz. O tarafta 1 yıl, 2 yıl arası. Bu oranların yüksekliği de zaten genel anlamda likidite problemlerinden bağımsız olarak geçmekte olan ülkelere akımları zayıf tutuyor. O faktörlere biraz değinelim mi Dağlar Özkan? Yani şimdi bir miktarsal sıkılaşmanın dışında başka faktörler de var dediniz. Neler olabilir? Neyi risk olarak görüyorsunuz? Ya da 2024 senaryosunu oluştururken iş yatırım ailesi olarak. Burada belki 2023'ün son çeyreğine dönüp bir bakalım. Hatta 3. çeyreğine dönüp bakalım. 2024'te bir miktar daha gelişen ülkelere akışın olabileceği senaryoları güçlü tutulurken bugün buradaki beklentide bir revizyona uğradı o halde. Nasıl bir koşulda, neler etkiliyor, o faktörler nelerdir? Yani burada bu belirsizlik döneminin biraz geçmesiyle Amerika'nın enflasyonla mücadelesinin büyük oranda az çok kazanılmaya yakın olduğu iyice hissedildiğinde bence ve
faiz indirimlerinin gerçekten görülmesiyle biraz daha uygun bir senaryo olacaktır. O tarafta iyimserim. Petrol tarafında aslında çok kötümser değilim. Bu son Suudi Arabistan'ın indirime gitmesi de belki konjonktürel bir olay. Ama petrol fiyatlarında da çok fazla risk beklemiyorum. Çok büyük jeopolitik olaylar olmadıkça. Dolayısıyla Türkiye'yi de çok ilgilendiren bu konuda da işte Fed konusunda da yılın ikinci yarısı daha uygun bir ortam sunacak gibi. Dolayısıyla aslında o konudaki görüşüm çok değişmedi. 2024 ikinci yarısı Türkiye için, gelişmekte olan ülkeler için finansal akımlar açısından, portföy akımları açısından iyi bir dönem olabilir. Yani temel dinamiği bunlar üzerine kuruyoruz. Tabii bunlar dışında piyasanın dönem dönem biraz fazlaca erken fiyatlamaya gitmesi, ardından verilerin, Amerikan verilerinin yeterince erken indirim senaryosunu desteklememesiyle bir geri dönüş olması ya da bilanço küçültme sürecinde dönem dönem Amerikan finansal sistemi içinde aktörler arası likidite problemleri yaşanması böyle geçici sorunlar yaratabilir. Ama burada hani genellikle şu şekilde çözülüyor bu likidite problemleri. Bir noktada likidite fazlası olan taraflardan arayışı olan arasındaki geçiş süreci yaşanıyor ve o süreç boyunca belki faizler üzerinde baskı yaratabiliyor. Ama bu sürecin dönem dönem Fed'in çeşitli imkanlarla kolaylaştırmasıyla da çözülebildiğini görüyoruz. Çok kalıcı problemler olmadan bu süreçlerin aşılabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla yani yılın ilk yarısında bu problemlerden kaynaklı dönem dönem gelişmekte olan ülkelere ilgi zayıflayabilir. O bu dönemlerde Amerikan tahvilleri de iyi cazip oranlar görülmesiyle o tarafa yoğunlaşabilir küresel yatırımcılar. Bu hikaye ilk çeyrekte ve ilk yarıda ön planda olacak. Ama genel olarak biz hani Türkiye için çok karamsar değiliz. Özellikle yılın ikinci yarısında bir güçlü sermaye girişi ihtimali görüyoruz. Para politikasının sağlam, sıkı bir duruşu sürdürmesi durumunda. Ve de bir reel değerlenme alanında olabileceğini düşünüyoruz. Henüz bas senaryomuzda çok güçlü bir TL'nin reel değerlenmesi hikayesi kurmasak. Evet, şimdi bir son dakikayı geçirdik o sırada konuşurken siz bankalar tarafında %4'e kadar ulaştı. An itibariyle şu an %3,72'lik yukarı yön söz konusu. 9.121 puandan ise işlemden geçiyor. BOFA'nın biraz daha bankacılık üzerine yayımlamış olduğu rapor da etkili oldu. Dolayısıyla yabancı kurumlardaki bu bankalar üzerindeki pozitif seyir ve açıklamaları bir miktar daha alım fırsatını yaratıyor. Fakat biz yabancı nezdinde biraz tahvil konuşalım istiyorum. Yani dips tarafına da biraz değinelim istiyorum. Bu tarafa dair bakacak olursak akımların geldiğini gördük. Fakat tahviller tarafında hem küreselde hem içeride olası yaşanan düşüşlerin bir alım fırsatı olduğunu düşünmek söz konusu mu? Bu tarafı nasıl değerlendirirsiniz? Yabancının akışını hem dips tarafında hem de hisse senedi tarafında görüyoruz. Fakat burada güçlü de bir beklenti var. İşte o beklenti ne zaman gerçekleşir ve ona göre de aslında bir portföy oluşturmak da çok daha mantıklı hale gelecektir yatırımcı nezdinde. Türkiye'nin devlet tahvili tarafında evet bir satış gördük. Getiriler %27 civarına geldi son geçtiğimiz son veride. Bu sabah bakamadım ama bu oranlar bu son girişlerin görüldüğü orana yakın. Yani %28-29 civarından yabancının bir deneme yaptığını da o dönemki JP toplantısında da bunun sinyallerinin verildiğini görmüştüm. Biraz daha artması gerekebilir yabancının bu son Amerika'daki de tahvil faizlerindeki yükselişin ardından biraz daha artması gerekebilir gerçekten cazip olması için. Bir %28-29 gibi seviyelerden ben denenmesini öneririm. Yani biraz daha yükseldikten sonra. Dolayısıyla hani şu an biraz daha
bu şu hemen bir giriş için biraz daha, bir iki gün daha verilere bakılabileceğini düşünüyorum. Ama çok da büyük bir fırsat, fırsat pencereleri çok da uzun olmuyor burada. Yani bir iki gün daha bakılıp 28-29'a geliyor mu getiriler. Ondan sonra kesinlikle bir hareket yapılabilir orada. %30'a yaklaşınca mevcut para politikasının seyrinde bir imser bir trade fırsatı görüyor genelde yatırımcılar orada. Diğer konuya gireyim. Hisse senedi ve bankaya da değindiniz siz, yani tabii, banka tarafında. Biz zaten en çok, yani 2024 yılında en çok banka hissesi öneriyoruz. Holdingleri de öneriyoruz. Bazı seçme imalat tarafında şirketleri de öneriyoruz. Ama 2023 ve daha çok da 22'den farklı olarak ne halka arz hisseleri tarafında daha çekingeniz, imalata genel bir olumlu görüş vermek konusunda daha çekingeniz. Ama banka tarafında bu yıl genel anlamda fırsatlar olacaktır. Ekonomi politikası normalleşmesiyle, fon girişlerinin finans sektörüne, yabancı fon girişlerinin finans sektörü için genel olarak olumlu oluşuna bir yana. Dolayısıyla bu tarz ortamlarda, dönem dönem bankalarda pozitif ayrışmayı bekleriz. Hı hı. Hatta hı hı, yani ilk piyasanın satış yaşadığı günlerin ardından pozitif tepkinin ilk bankada gelmiş senaryosunu bu yıl genel olarak sık göreceğimizi düşünüyorum. Hisse senedine yabancı giriş açısından da aslında geçtiğimiz hafta 40 milyon dolara kadar düştü haftalık hisse senedine yabancı giriş. İçinde bulunduğumuz hafta da zayıf olduğunu tahmin ediyorum. Daha doğrusu henüz verisinin gelmediği geçmiş hafta. Ama burada Şubat, Mart, yerel seçimler öncesi para politikasında bir hata yapılmaması durumunda, belki bu hafta Moody's'in görünümü yukarı çekmesinin ve genel olarak tüm rating kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik görünüm pozitifte tutması ortamında hisse senedinde girişin yavaş yavaş tekrar Aralık kadar güçlü olmasa da mevcut seviyelerin üstüne çıkabileceğini düşünüyorum bankalar öncülüğünde. Peki içerideki miktarsal sıkılaşmanın etkileri, yani burada şu an Merkez Bankası'nın aslında rezerv biriktirme yolu ve bunun yanı sıra bir tarafta bakıyorsunuz işte kredi mevduat makasının daralışı, oradan gelen de bir TL fazlalığı. Yani burada miktarsal sıkılaşmanın üzerinde bir likitte fazlalığı baskısının da olduğunu takip ediyoruz. Dolayısıyla burada atılacak bir adım para kanadından görmek söz konusu olabilir mi? Daha da çeşitlendirilmesini ya da buradaki sıkılaşmanın daha agresif gerçekleştirilmesini bekliyor musunuz? Eğer böyle bir ihtimal var ise bunun işte riskli varlıklar üzerindeki etkisi nasıl olur? Şimdi Türkiye'de hikaye likitte sıkılaşması endişesinden çok likitte fazlasının nasıl azaltılacağı konusu. Dolayısıyla biraz farklı. Hala yani son gördüğümüz 5 Ocak verisinde de 200 milyon liranın üzerinde bir açık piyasa işlemiyle net borçlanıcı Merkez Bankası. Yani hala piyasadan likitte çekmeye devam ediyor. Dolayısıyla henüz bu problem çözülmüş değil ve KKM'nin eritilmesi sürecinde döviz mevduatların en azından ufak ufak gerçek kişiler tarafından azaltılması, satılması sürecinde bu biraz daha devam edecektir. Bence yani dönemde Merkez Bankası likiditeyi arttırarak ve yeni devreye soktuğu depo kanalında daha net bir şekilde kullanmaya devam ederek bunu sürdürecek. Yeni bir araç için şu an bir beklentim yok. Bu şekilde yüksek mevcut araçlarla yüksek oranlarda likette fazlasını zaten düşürebiliyor. Dolayısıyla Türkiye için henüz likette sıkılaşmasına dair konuşmak için erken ve yeni bir araca dair de bir beklentim yok. Tabii burada şey olabilir, yani bir noktadan sonra asıl konu likette sıkılaşmasının, daha doğrusu net borçlanıcı durumdan net fonlayıcı noktaya yeniden gelmesiyle Merkez Bankası'nın belki şeyi konuşabiliriz. Mevcut faiz seviyesinin sıkılığı yeterli mi? Evet, yeterli mi? Yoksa bir faiz artışı gerçekleşme, ama
Son hafta mevduatlardaki geri çekilme de dikkat çekiciydi Dağlar Özkan. Yani burada mevduatın cazibesini artırmak istenirken mevduatlarda bir geri çekilme de yaşandı geçtiğimiz hafta. Bu tabii yılın son haftası biraz takvimsel olarak beklenmedik hareket de olabiliyor ama genel olarak çok iyi bir hafta değil bunu okumak için. Nakit ihtiyaçları artabiliyor yılbaşı haftasında. Dolayısıyla hani ondan hareketle net bir sonuca ulaşmamak gerekir diye düşünüyorum. Mevduattaki bu geri çekilmeyi çok olumlu ya da olumsuz okumamak gerekir. Peki şimdi son bir faiz artışı bekliyor musunuz peki? Evet, yani büyük bütün piyasa kabaca benim tahminim 250 bas puanlık son bir artış bekliyor. İndirim hangi ayda bekliyorsunuz? Enflasyonda ki bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani mevcut enflasyon eğilimi bir nebze normalleşmiş gözükse dahi gerek asgari ücretle biraz rayından çıkacak, tekrar yükselecek. Gerek de belki yeterince düşük değil. Faiz indirimini ikinci çeyrekte, üçüncü çeyrekte, ikiyi geçtim zaten, ikide hiç ihtimal yok ama üçüncü çeyrekte konuşmak için yeterli değil gibi. Bizim beklentimiz hep dördüncü çeyrekti. O görüşümüzü de koruyoruz. Yani %45'e çıkan bir politika faiziyle Ekim ayında dördüncü çeyrekte faiz indirimine başlanmasını bekleriz, doğru buluruz. Eğer biraz daha agresif giderlerse, yani bu ay bizi şaşırtırlar, işte 500 bas puan arttırırlar, bunu da asgari ücret teki onların varsayımının %40 gibi olduğunu tahmin ediyoruz. Merkez Bankası'nın %49 geldi. O farka yönelik bir adım olarak anlatırlarsa belki Eylül, Ağustos aylarından bahsedilebilir. Manşet enflasyonun hızlı düşmesini beklenen aylar olacak bunlar. Peki. Ama 45'e çıkarırsa benim tahminim Ekim'den önce bir faiz indirimi olmaması gerektiği. Çünkü enflasyon eğilimi demin dediğim gibi normalleşmiş gözükse bile önümüzdeki aylarda biraz ücret artışıyla rayından çıkacak. Peki, çok teşekkür ediyorum İş Yatırım Ekonomisti Dağlar Özkan, görüşlerinizi paylaştığınız için ve İş Yatırım ailesine bir seans günü dileyelim bizler de diyelim ve küresel borsalara gidelim, asya diyelim. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Dubai temsilcimiz Ersu Erkazancı bizlerle birlikte. Ersu, hoş geldin yayınımıza. Evet, Asya ve Orta Doğu piyasalarında neler öne çıktı? Pelin merhaba. Evet, haftaya kötü bir başlangıç yaptı diyebiliriz. Asya piyasaları petrolde de düşüşle başladı haftaya. Özellikle teknoloji hisselerinde düşüş var. Hong Kong Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyesine geldi. Tencent'te düşüş var. Diğer teknoloji hisselerinde düşüş var. Hem yine oyun sektörüyle ilgili regülasyon haberleri hem de Çin ekonomisinin bir türlü toparlanamaması bugün fiyatlanan konular arasında. Bir de Çin'in 5 tane Amerikan savunma şirketine yaptırım yapma haberi yine biraz moralleri bozdu. Çin ile Amerika arasında yeni bir gerilim mi başlıyor fiyatlaması var diyebiliriz. Boeing ile ilgili haberler de biraz fiyatlandı. Boeing 737-9 Max'ın uçuşlarının askıya alınması dikkat çeken haberler arasındaydı. Bugün Japonya tatil, o yüzden Japonya'dan bir fiyatlama göremiyoruz ama açık olanlarda özellikle Hong Kong ve Çin'deki satışlar dikkati çekti diyelim. Bu hafta içinde Amerika, Çin ve Japonya'dan gelen enflasyon verileri önemli olacak. Petrol niye haftaya düşüşe başladı? Geçen hafta yükselmişti. Aramco, Suudi Arabistan her ay bir sonraki ay için fiyatları açıklıyor Pelin. Şubat ayı için tüm bölgelere fiyatları indirdi. Özellikle Asya'ya olan fiyatları 2 dolar aşağı çekti. Bu da biraz piyasa ile ilgili olumsuz beklentilerini çağrıştırıyor piyasa oyuncularına. Libya'daki force majeure rağmen, işte Kızıldeniz'deki gelişmelere rağmen petrol fiyatları haftaya düşüşe başladı. 78 dolar ve 73 dolar seviyesindeyiz. Orta Doğu'da Blinken'in ziyareti önemli. Türkiye, Yunanistan, ondan sonra Katar'a gitti. Bugün de
Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la görüşecek ama Orta Doğu'daki gerginlik bir türlü düşmüyor. Blinken'de ilk defa bu bölgeye yayılabilir, İsrail-Hamas çatışması bölgeye yayılabilir dedi. Evet, benim taraftan son başlıklar böyle diyebilirim Pelin. Ersoy, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Asya piyasaları noktalıyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Evet, yatırım kulübünü noktalıyorum. Birazdan grafik teorisiyle karşınızdayım.